karşı karşıyayız. Hayıtın tohumları artık olmaya, olgunlaşmaya yavaş yavaş başlamış. Çiçeğe tohuma dönmüş hali. Bu daha sonra karabiber gibi olacak. Vitex agnocastus Latincesi. Agnos eski Latince'de kısırlığa coşturur, kısırları coşturur anlamına gelmekte. Yani kısır olan insanlar üzerinde binlerce yıldır kullanıldığı bilinmekte. Bununla ilgili birçok klinik araştırmalar yapılmıştır. Bunların en önemli klinik araştırmaları Profesör Doktor Wolfgang Lütke Almanya'da yapmıştır, Goethe Üniversitesi'nde. Yapmış olduğu araştırmalarda hayıtın birleşiminde hipofiz bezesinde oluşan mikro veya makro adenomları eriten etken flavonitler, flavonit glukozitler ve laptanlar içerir. Şayet kişinin hipofiz bezesinde, hipofiz bezesi hipotalamusun yani beynin orta kısmının alt kısmında sarımsak gibi sallanan nohut büyüklüğünde bir organ ve bu organ bütün hormonların orkestra şefi gibi. Bunun sapında oluşacak mikro veya makro, küçük veya büyük, yani bir topluğuna başı kadar olursa mikro adenom, nohut kadar olursa makro adenom denir. Mikro veya makro adenom olursa ne olur? Prolaktin hormonu oranı yükselir. Prolaktin anne sütünü artırıcı bir hormondur. Prolaktin hormonu yükselirse östrojen, gestrojen hormonlarını baskılar ve anne yani bayan, kadın hamile kalsa bile düşük yapar. Çünkü zehirler prolaktin hormonu, diğer hormonlar. İşte bununla ilgili yapılan klinik araştırmalarda adet öncesi ağrı ve sancıları iyileştirdiği belgelenmiştir. Kısırlığa iyi geldiği belgelenmiştir. Adet öncesi bayanlarda göğüs ağrılarına mastodin rahatsızlığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Bununla ilgili birçok klinik araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda hayıtın Parkinson'a karşı dahi etkili olduğu belgelenmiştir. Bununla ilgili birçok klinik araştırmalar var. Bu araştırmalar sonucunda hayıt kadın hastalıkları için dünyada en etkili bitkidir. Hayıtın biz çok güzel bir formül geliştirdik. Hayıt forte diye birleşiminde kadın otu, hayıt, civan perçemi, ballı baba gibi bitkilerin ekstraktından oluşan hayıt forte ürettik. Bu tür rahatsızlığı olan bir dostumuzun 7 yıldır çocuğu olmuyordu. Hamdolsun şimdi bir kızı var. Birçok hastayı biz tedavi ettik, iyileştirdik. Alıp kullandığınızda zaten görürsünüz. Hürmetler, saygılar. Son bir açıklama yapayım.